Merhaba arkadaşlar. Birçok hastanenin içinde bulunduğu bir gruptan yoğun bakım için sağlık elemanı ve veya hemşire aranıyor. Yoğun bakımcı olmayan arkadaşlarımız da başvuruda bulunabilirler. Eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Gesundheits- und Krankenpflege demiş. Tabii ki bir diplomaya ihtiyacınız var, denkliğe ihtiyacınız var. Denetlenen mesleklerden biliyorsunuz. Kanalı takip eden arkadaşlarımız Dilek arkadaşımızın 4 yıllık eğitimden sonra iş tecrübesi olmadan denkliğe başvurduğunu bilirler ve bunun sonunda da 9 ay staj verdiler Dilek arkadaşımıza. Yani birkaç yıl iş tecrübeniz varsa o zaman denklik alabilirsiniz diye düşünüyorum. Interesse an intensiv medizinische Betreuung. Tabii ki yoğun bakım hemşireleri biraz daha farklı çalışıyorlar ve yoğun bakımda birçok komplike aletler var, makineler var. Bunları kullanabiliyor olmak gerekiyor. Daha önce yaptığım bir videoda radyoloji teknikeri bir arkadaşımızın kullandığı makinelerin isimlerini, modellerini yazdığını ve bunun ilgi çektiğini söylemiştim. Arkadaşımızla hemen görüşmek istemişlerdi. Ve görüşme de gerçekleşti. Arkadaşımızı işe aldılar. Kendisini tebrik ediyorum. Bu tür bilgilerin önemli olduğunu düşünüyorum. Sizin vasıflarınız üzerine daha iyi tahminde bulunabiliyorlar. O yüzden bunları mutlaka yazmanızı tavsiye ederim. Türkiye'de birçok hastanede gerçekten çok modern makineler olduğunu görüyorum. En azından şimdiye kadar yaptığım izlenimler, edindiğim izlenimler bunlar. Mutlaka yazmanızı tavsiye ederim. Einsatzbereitschaft und Flexibilität B1 B2 seviyesine gelmiş olmanız gerekiyor. Hatta B1 ile olmuyor denilerek B2 isteniyor daha çok diye söyleniyor. Ben de B1'in oldukça düşük bir seviye olduğunu düşünüyorum. O yüzden B2 olmaya çalışmanızı tavsiye ederim. Kommunikations- und Organisationsfähigkeit, bir de sosyal beceri, motivasyon ve zuverlässigkeit demiş. Organizasyon ve zuverlässigkeit üzerine birazcık bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü maalesef bu konuda birazcık sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Denklik başvurusunda bulunuyor arkadaşımız. Belgelerine yani denklik için gerekli belgeleri, evrakları düzenleyip bir dosyaya koyarak göndermesi gerekiyor. Ama maalesef bunu dahi yapamıyorlar. Yapamayan arkadaşlarımız var. Niye bilmiyorum. Yani çok büyük bir beceri istemiyor. İstenen belgeler belli, hazırlanması gereken evraklar belli. Ama ne oluyor? Örneğin mektup geliyor ve diyorlar ki özgeçmişinizi gönderin. Lütfen özgeçmişi göndermemişsiniz. Derin bilgi istenilen evraklardan bahsetmiyorum. Çok ana evraklardan bahsediyorum. Bunları toparlayamayan arkadaşlarımız var. Yalap şap iş yaptığınızı gösteriyor ve sorumluluk alamayacak düzeyde olduğunuzu gösteriyor. Lütfen bu tür noktalara dikkat edin. Çünkü eğer bir dosya, bir evrak dosyasını kendiniz için, denklik için hazırlayamıyorsanız nasıl bir başkası için sorumluluk alacaksınız? Lütfen bu konulara dikkat edin. Güvenilir olmazsanız, size birisini teslim edemezlerse, bir hastayı teslim edemezlerse o zaman başımıza da bir başkasını koymaları gerekir. İşin esprisi kalmaz. İyi Aufgabengebiet demişler. Burada görevlerinizi yazmışlar. Profilinizde bunlar olması gerekiyor diye belirtmişler. Bunlar da görevleriniz. Yoğun bakımda çalışacaksınız. Kalite güvenliği için alınacak önlemlere de dikkat etmeniz gerekiyor ve Notfallmanagement, Assistenz des Notfallmanagement acil durumları yönetebiliyor olmanız da gerekiyormuş. Bunun karşılığında Bedarfsgerechte Einarbeitung geldiğinizde, işe başladığınızda, işe adapte olana kadar size eğitimde verecekler. Yani yapmanız gerekenleri gösterecekler. Betriebliche Altersvorsorge, bu da emeklilik fonuna sizin için ücret yatıracaklar. Arzu eden arkadaşlarımız özgeçmişlerini videoların altında bulunan e-posta adres ve gönderebilirler. Her birinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık ve neşeli olsun.